Raşit. Ne? Niye bir haber vermediler kurban? Daha yeni girdiler içeri. Merak etme, sabırlı ol. Raşit. Ne? Oğluma bir şey olursa. Aslan gibidir senin oğlum. Kolay kolay teslim olmaz. Merak etme. Eğer olursa... Aha bak, buraya yazıyor. Önce benim kızı, sonra da o Kemal denen gebertmezsem bana da geçeceğim bir şey demesin. Elleri kırılır inşallah. Kırılır da yanlarına gelir. İnsan öz kızına bunu yapar mı be? Boyunları devrilsin. Çıkarın. Gel yaklaş. Ah be evladım be, ne yaptın sana? Bu kız sana kaçtığı zaman seni uyarmadım. Kanunla başını belaya sokma demedim mi? Ben böyle olsun istemezdim komiserim. Yetişmeseydim öldürecekti o deyyuslar kızı. Sonra damza silahını çekince... olanlar oldu işte. Yatıp kalkıp dua et Hamza yaşasın. Yoksa bu işin sonu kötü olur. Hem de çok kötü. Saat oldu gelmedi bu oğlan. Başına bir şey gelmesin. Belki arkadaşları bırakmamışlardır. Öyle ya. Bırakmamışlardır. Kör şeytan. İnsanın aklına kötü kötü şeyler getiriyor. Getirir de zı. İnşallah bir şey olmamıştır. İnşallah. Bir de bakarız ki çıkmış geliyor. Gördün mü bak? İyi insan lafının üstüne demişler. Hüseyin Usta. Kemal'ime bir şey mi oldu? Kemal iyi teyze. Ama... karakolda şu anda. Karakolda mı? Neden? Ne yaptı Kemal'im? Güldür'ün abini. Hamza'yı vurdu. Ah! Getirdiler, getirdiler. Kemal'i getirdiler. Kemal'i yakalamışlar. Yakalamışlar Kemal'i. Hakimin karşısına geçince kurşun sıyırdı geçti. İki gün hastanede yatıp çıktım falan gibi laflar etme. Ya ne diyeceğim? Yalan söyleyeceksin. Kurşun böbreklerimden birini parçaladı. Hakim bey diyeceksin. Mahsuzcuktan ağlayıp sızlayacaksın ki hakim iyice inansın. Anladın mı? Evet, anladım. Ya
Hadi yürü yürü. Sessizlik. Susun. Buyurun savcı bey. Teşekkür ederim Sayın Hakim. Bu dava sanık Kemal Şahin'in işlediği haneye silahla tecavüz ve silahla adam yaralama suçlarından dolayı açılmıştır. İlk olarak davacılardan Elci Cemşir Öğütçü'nün dinlenmesi için... Vallahi Sayın Hakim'im, benim kızım çok namuslu bir aile kızıdır. Tamamen kendi isteği ve rızasıyla büyük çiftçi Muzaffer Bey'in yeğenine avrat olmak istedi. Biz de peki dedik. Ama daha sonra bu Kemal çıktı. Dedi ki eğer kızı verirseniz sizi öldürürüm diye tehdit etti üstüne. Yalan, yalan söylüyor Hakim Bey. Ben kimseyi tehdit falan etmedim. Tamam, otur yerine. Efendim, tanıdığım Kemal son derece iyi huylu, karıncayı bile incitmeyen bir insan. Kemal, Güllü'yü ve ailesini tehdit etmek şöyle dursun. Tam tersi, abisi Hamza tarafından birkaç kez tehdit edilmiştir. Paşa, yok öyle bir şey Hakim Bey. Otur, seni de dinleyeceğiz. Kapı kırıldı, sonra Abu Kemal eve dalıp silahını çekti. Sonra beni gözünü kırpmadan vurdu Hakim Bey. Kurşun böbreklerimden birini delip geçmiş. Tek böbrekle yaşıyorum. Doktor bana dedi ki... Şimdi bu Kemal oğlanın böyle bir halt yiyeceği belliydi Hakim Bey. Neden diyorsanız, çünkü kendisi hep her vakit tabancayla gezerdi. Yalan, yalan söylüyor Hakim Bey. Benim hayatım boyunca hiç tabancam falan olmadı. O tabanca Hamza'nındır. Bir daha konuşanın sözünü kesersen seni içeri tıkarım. Otur yerine. Şimdi hakimim, bu tabancasını beline takıp sık sık benim dükkanıma gelirdi. Cemşire, yani Güllü'nün babasına benim tarafımdan haber göndermek istiyordu. Yani haber dediysem aslında tehdit. Yok efendim, Güllü kızı kimseye yar etmezmiş. Yok efendim, biz kıza zulüm ediyormuşuz. Yok efendim, Güllü kız birine yar olursa bizi öldürürmüş falan filan. Biz tabii ciddiye almadık, güldük. Gençtir, kanı kaynıyor, ondan böyle konuşuyor dedik. Ama meğerse bu Kemal içten içe plan kuruyormuş. O gece eve tabancayla dalıp Hamza'yı vurduğunda bizim canımızı komşular kurtardı Hakim Bey. Yalan! Yalan söylüyor Hakim Bey amca. Bunların hepsi yalan söylüyor. Sessizlik. Kimsin sen kızım? Adım Güllü Hakim Bey amca. Benim de söyleyeceklerim var. Beni de dinleyin. Savcı Bey, bu kızcağızı neden mahkemeye çağırmadınız? Sayın Hakim, Güllü Hanım doktor raporuyla çok hasta olduğunu ve duruşmaya gelemeyeceğini bildirmişti. Ben bir şey bildirmedim Hakim Bey amca. Babam olacak alçak namussuz benim yerime yemiş o altı. Gel kızım, anlat ne anlatacaksan mahkemeye. Kemal suçsuzdur. Biz birbirimizi seviyoruz ve evlenmek istiyoruz. Ama bunlar, şu Nahşu Reşit'le baba nereye utandır şu adam, beni zorla başkasıyla evlendirmeye kalktı. Öyle ağlayacaksan olmaz. Babam, Mehmet Reşit. Bir de şu abim olacak Hamza. Beni Zaloğlu Ramazan'la evlendirmeye ikna etmek için dövdüler. Olmaz dedim. Ben o soytarı oğlana varmam. Sonra beni direğe bağlayıp dövmeye başladılar. Yavaş!
Lan ne duruyorsun? Vursana! Yaklaşma Kemal, yakarım! Sanık ayağa kalksın. Gereği düşünüldü. Hüküm. Sanık Kemal Şahin'in subut bulan suçlarından dolayı ceza kanununun ilgili maddeleri uyarınca 4 sene hapsine, sanığın iyi hali ve hafifletici sebepler göz önünde bulundurularak cezasının 1/2 nispetinde indirilmesine ve 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Allah'a yar, Allah'a yar, Allah'a yar, Allah'a thank you.
Ya kardeşim siz beni dellendirecek misiniz ya? Bırak çay ocağı gelme ya. Allah Allah. Babak neredesin sen? Sabahtan beri ben burada öldüm dirildim. Ya bırak ağlamayı. Ne oldu diyorum? Anlatsana kardeşim. İyi ki peşim sıra takılıp gelmemişsin mahkemeye. Vallahi velhasim. Verilmiş sadakan varmış Zaloğlu. Niye? Hakim bana mı sordu yoksa? Sormadı. Ama iş orada varacaktı. Babak beni dellendirme. Diline kira mı istiyorsun? Konuşsana, anlatsana kardeşim. Anlatacağım. Mesele şu. Hı. Olan nicedir, kızın peşine takılmış. O gece de kızı kaçırmak için eve gelmiş. Ardından Hamza'da bir şey olmasın diye müdahale ederken bunlar çekmiş vurmuş Hamza'yı. Yani Hamza az bir yarayla kurtulmuş. Abo. Ne diyorsun kabak? Ağası mahkemede gülü çıkıp kurtarın beni bu Kemal serserisinden. Nicedir peşimdedir. Beni zorla götürmeye geldi. Kurtarın. Aylardır peşimde. Deyince vesselam hakim de 2 yıl vermiş oğlana. Sen ne anlayacaksın bu iş? Unut gitsin. bak bizim kıza bak. Görüyor musun bizim kızı? Yani gitmiş Kemal'lenen itin ipini çekivermiş, biliyor musun? Vallahi. Aynen öyle. Senin kız da cesurmuş hani. Ya kabak ne diyorsun sen ya? Güllü diyorum sana ya. Güllü. Sana yemin ediyorum kabak. Değme erkeğe taş çıkarır. Şerefsizim ya. Bak hele. He. Dayının kulağına gitmedi değil mi bu mesele? Aman ha. Yok öyle bir şey. Nice zamandır fabrikaya da uğramıyor zaten. Nereden kulağına gidecek? Ha? Ya Yasin ha? Çiftlikten dışarı adımını atmıyor, yemin ediyorum. Âlâ. Âlâ. Haberi olursa... kızın belalısı vardı ya, vazgeçer bu işten. Yok, gitmez değil mi? Gitmez, nereden gelecek? Oh be rahatladım. Bana bir tane çay. İki tane he. 2 tane. Beni çağırmışsınız. Neredesin sen sabahtan beri? Şehirde bir işim vardı. Muzaffer Bey'den izin aldım. Senin patronun Muzaffer Bey değil. Patronum benim. Bundan sonra gelip benden izin isteyeceksin. Başka kimseden değil. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Tarladaki traktörlerden biri arıza yapmış. Gidip bakıver. Muzaffer Bey çıktı mı? Vallahi görmedim. Daha kalkmadı herhalde. Allah Allah. Bu saate kadar uyumazdı hiç. Abi.
Abi? Sen de gördün mü? Neyi? Beyi buradaydı. Tam resminin önünde duruyordu. Abi yeter artık. Hayır, buradaydı. Resmine bakıyorduk. Beyi öldü abi. O öldü. Bak bana. Bana bak. Her şey bir kazaydı. Bunu sen de biliyorsun. Kendini suçlamayı bırak artık. Beni anlamıyorsun halde. Bu benim cezam. Beni anlamıyorsun halde. Yaşadığım sürece hiç bitmeyecek bir cezam. Bu benim cezam. Hayır. Abi sen sadece hastasın. Doktorlar da bunu söyledi. Bütün bunlar şu ilaçları içmediğin için oluyor işte. Hadi iç şunu. Hasta değilim. Abi içer misin? Hasta değilim ben. Hadi abi şunu iç lütfen. Hasta değilim ben! Bugün bu beyin yüzünden elimden bir gaza çıkacak ama dur bakalım. Ne oldu kız yine? Ya ne zaman rahmetli Behiye Hanım'ın odasına girse sapıtıyor herif Seyyare abla. Bir laf mı etti sana? Etmedi. Ama etmekten beter ediyor. Ah, ah. Ne zaman aklına rahmetli karısı gelse böyle oluyor Muzaffer Bey. Yazık. Demek kazaya kurban gitmemiş olsa... Gazadan laf etme. Senin aklın ermez öyle şeylere. Ah, ben ne dedim şimdi ya? Tamam canım, yok bir şey. Tut bir işin ucunda. Akşama kadar 10 kavanoz turşu kuracağım da. Hadi gel de yemeğimizi ye. Peki ha. Bugün yemekte ne var? Etli kurbağası ve pilav var. Evet, getir bakalım. Irgatlar başka yemek mi yiyor ha? Irgatların yemeğiyle bizim yemeğimiz başka. Niye? E niye olacak? Bunca boğaza etli kuru fasulyeyle pilav vermeye kalksan. Oho! Dünya masrafı. Ben yemeyeceğim. Niye? Aç değilim. Canım istemiyor. Getirdin. Hoş bulduk. Tam da yemek molası vermiştik. İyi. Siz devam edin.
Eh be. Ulan hayvan bile yemez bunların bize verdiği yemeği be. Sus Yılmaz, ağa duyacak şimdi. Duyarsa duysun lan. Hey yırgatbaşı. Ayıp değil mi bu sizin bize yaptığınız? Siz mis gibi yemekleri yerken ırgata her Allah'ın günü taşlı bulgurla bayat ekmek reva mı be? Lan beyefendi gelip de inadına bağırıyorsun değil mi? Sussa zıkkım lan işte. Onu bulamayan da var. Ben yemiyorum arkadaş. Ben de sizin yediğiniz etli kuru fasulyelerden yemek istiyorum. Lan ben şimdi senin... Beni dinleyin arkadaşlar. Irgatız ama hayvanla değiliz. Irgat başları, usta başları güzel yemekleri yerken bize niye ayrı ayrı yapılıyor? Bırakın arkadaşlar, yemeyin yemeği. Ne oluyor burada? Yemeği beğenmiyor bey. Nereden tanıyorum ben seni? Tamam. Enver'in oğlusun değil mi? İyi bildin. Koyunlarını zehirlediğin o Enver'in oğluyum ben. Sözlerine dikkat et delikanlı. Dikkat etmezsem ne olur? Beni de o koyunlar gibi öldürün mü? Öldürün mü ha? Stop! Bırakın lan beni! Bırakın lan! Bırakın! Bırakın lan! Yüzünü görmek istemiyorum bu... Atın bunu topraklarımdan! Bırakın lan! Ziyaretçin var. Nasılsın Kemal? Kemal. İyiyim. Fabrikadaki bütün arkadaşlardan selam. Geçmiş olsun diyorlar hepsi. Sağ olsunlar. Aramızda bir miktar para topladık. Hapishane müdürlüğüne verdim. Oradan alırsın ihtiyacın olduğunda. Kemal. Yavrum. Kurban oldum. Kendini koyverme çocuğum. Hapusluk dediğin Hazreti Yusuf mekanı. Şeytana uydum. Bir kazadır oldu. 2 sene dediğim göz açıp kapayana kadar geçer yavrum. Çıkınca göçer gideriz buralardan. Sana iş mi yok? Hayırlı bir kısmet bulursun. Evlenirsin. Bu cenabet kızlarla ailesinden de kurtuluruz. Bunca yolu bunlar söylemeye mi geldin ana? Ah Kemal'im. Anan olarak hiç mi hakkım yok üzerinde? O kız sana beladan başka bir şey getirmedi. Getirmezdi. Şu haline bak yavrum. Değer mi? Bir kız için mahpus damlarında yatmaya değer mi? Değer mi? Kemal. Kemal. Gardiyan. Kemal. 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 Gardiyan. Tamam. Kemal. Tamam hadi. Çekil.
Zırlamayı bırak artık. Kızım, yavrum. Yaptığın azgınlıkların sonu ne oldu? He? Eninde sonunda söylediklerimize geldin, dayandın. Değil mi? Siz öyle sanın. Hala ayak diretiyor. Kemal'in de hapse girdi. Akıllanmadın mı hala ha? Akıllanmadım. Vurdunuz, kırdınız, etimi ilim elime ettiniz. Akıllanmadım. Öldürseniz de evlenmeyeceğim Ozal oğluyla. Değil 2 yıl, 20 yıl geçse bile bekleyeceğim Kemal'i. Yeter artık. Şimdi ben senin... Cemsin ha. De hadi kalkın gidelim. Bu evin havası bozuldu. Of ulan, of! Bunca kız büyüttüm. Hiçbiri böyle inat çıkmaz. Soyka, kime benzedi ki? 2 sene değil, 20 sene de olsa beklerim diyor domuz. Şeytan diyor, sık şunun kafasına. Sen kızın kafasına sıkacağına, Kemal'in kafasına sıkacaktın esas. Haşmi kabahatli biz mi olduk? Sen oldun tabii. Sana tetiği çek dediğim zaman çekseydin, şimdi ortada ne Kemal vardı ne de başka bir şey. Artık işin yoksa ayıkla pirincin taşını. İçeride vurdursak bu Kemal'i. Diyorsun. Güzel. Ve hey, avrat akıllı. Elinde fırsat varken dışarıda yapamadığını, mahpusta nasıl yapacaksın? Sen bu işleri o kadar kolay mı sanıyorsun? Bu işin tek bir hal çaresi var. Söylesene kurban nedir? Madem ki Güllü kızı ikna edemiyoruz, biz de Kemal'i ikna ederiz. Nasıl? Nasılını da bana bırakın artık. Sakin ol, tamam mı? Hoş geldiniz Muzaffer Bey. Başkan Bey yok mu? İlçeye gitti, buyurun. Bu ne rezalet Allah aşkına? Milletvekili aday listesinde adım neden yok? Adayları yoklama kurulu gizli oyla tespit etti, siz de biliyorsunuz. Bu benim niçin aday gösterilmediğimi açıklamaya yetmez. Bakın Muzaffer Bey, niçin aday gösterilmediğinizi şahsen ben bilemem. Lakin şunu söyleyebilirim, adaylar seçilirken sadece yaşına, tecrübesine, tahsiline bakılmadı. Takdir edersiniz ki partimizin genç simalara da ihtiyacı var. Genç simalara ha?
40 yıllık partilileri korku dağları sardığı için kapı önüne koyduk desenize. Muzaffer Bey. Ne olacak şimdi? Birkaç güne kadar beklediğim cevap gelmezse istifa edeceğim. Ne yani? İstikamet Demokrat Parti, öyle mi? Ne demişti Paşazade, hatırlasana? Mühim olan ne partilerdir, ne de parti tüzükleri. Mühim olan senin benim menfaatlerimizdir. Aynen öyle. Abo! Muzaffer Bey geçiyor. Bakın lan. Oturun lan. Ne kalkıp duruyorsun şu cenabet Muzaffer için ayağa? Muzaffer Bey, bizim partiden diye kıskanıyorsun değil mi Celal emmi? Sizin partiden olsaydı hürmette kusur etmezdin. Canı cehenneme. Hadi canım. Utanın, utanın. Herif gözünüzün önünde köyün hazine malı topraklarını, arazilerini kattı, gıkınız çıkmadı be. Hey yavrum. Karı gibi konuşması kolay abi beyefendi. Kolaysa sen çıksaydın ya beyin karşısına. He? O günler de gelecek. Hele şu Demokrat Parti seçimi bir kazansın, biliyorum ben yapacağımı. Öyle değil mi Yılmaz? O parti bu parti meselesi değil. Muzaffer bu. Yarın öbür gün Demokrat Parti'ye geçerse ne alt diyeceksiniz? Hadi canım. Memkinatı yok. Yok ha? Muzaffer senin tapulu topraklarına göz koyduğu zaman da böyle diyordun. Ne çabuk unuttun muhtar. Orası öyle ama... Aması filan yok. Muzaffer bu. Muzaffer'in başı ezilmedikçe o bizim başımızı ezecek. Bunu böyle bilin. Saçma sapan konuşup durma, kafamı kızdırma ya. Ne yaparım, ne derim yani ki? Adamı kesip öldürelim mi? Ne gerekiyorsa onu yapalım Celal emmi. Son sözüm budur. Hayırdır emmi? Geç otur bacım. Geç, seninle konuşacaklarım var. Hayırdır Reşit emmi? Artık hayır mı, şer mi, orasını bilmiyorum. Dün gece çok düşündüm. Düşündüm, düşündüm. Her şeyi açık açık sana anlatmaya karar verdim. Neyi anlatmaya karar verdin emmi? Cemşir. Güllü kızı. Vuracak. Ne? Ya. Kaç zamandır söylüyordu. Ama ben ciddiye almadım da. Meğer burasına kadar gelmiş adamım. Namusum lekelendi diyor. Bu kızın inat etmeleri, ayak diremelerinden bıkmış usanmış. Eğerse... plan kurmuş kafasında. Anam. Ya. Güllü kızın fabrikada çalışmasına izin verecekmiş. Sonra bir gece fabrika dönüşü onu vuracak. Aman emmi, nasıl laflar bunlar? Vallahi öyle laflar. Oh, eyvahlar olsun. Kızım ölecek. Cemşir'in mahpusa girecek. Ben ne edeceğim? Kime diyeceğim? Ne yapacağım ben şimdi? Dur, 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 dur hele, dur. Dur, ağlaşıp çırpışma, dur. Ay.
Cemşir'in mahpuslarda çürümesine benim gönlüm razı olur mu sanıyorsun? Aslında bu işin bir hal çaresi var. Var ama... Aması ne? Kurbanın olayım, söyle. Aması ne? Bak hele. Cemşir'i bu işten vazgeçirmenin tek çaresi... Kemal'i Güllü'den vazgeçirmek. Bu işi de yaparsan sen yaparsın. Ben mi? He. Ben ne yaparım? Nasıl yaparım? Şimdi beni iyi dinle. Mahpusa, Kemal'i görmeye gideceksin. Ne oldu teyze? Yoksa... Yoksa Güllü'ye bir şey mi oldu? Cemşir. Cemşir Güllü'yü öldürecek. Ne diyorsun sen teyze? Gül gibi kızımı, yavrumu öldürecek. Ne yapacağımı şaşırdım. Neden sen vazgeçiremedin? Yardım et bana Kemal. Yardım et. Delirdi mi bu adam? Allah'tan belasını mı arıyor? Beni de içeri tıktırdı. Daha ne istiyor? Kafası da tasarlamış. Bir akşam fabrika dönüşünde kastırıp vuracakmış. Kim vurduya gitti olacakmış işi. Yalvarırım sana. Kızımı bırak. Bitti mi? Bekleme beni de. Senin ağzından çıkanları kulakların duyuyor mu teyze? Nasıl derim ben bunu Güllü'ye? Kemal, sen Güllü'yü seviyor musun? Eğer seviyorsan... Onu yaşaması için ne lazımsa yaparsın. Yaşat kızımı Kemal. Kemal, yaşat kızımı. Son mektubum olacak. Son mektup. Çünkü artık yolun sonuna geldik Güllü. Seni büyük bir aşkla sevdim. Bütün güçlükleri, bütün engellemelere rağmen sevdim. Ama artık dayanacak gücüm kalmadı Güllü. Ayrılmak ikimiz için de en iyisi olacak. Beni affet. Kemal. Mektubu. Biz mektup falan bilmiyoruz yavrum. Koskoca adamsın. Utanmıyor musun yalan söylemeye? Zümme haşa. Ne yalanı? Basbaya tehdit etmişsiniz Kemal işte. Ben anlamıyor muyum, bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Ulan manyak. Kemal Kemal diye keçileri kaçır.
Mahpustaki bir Kemal'i nasıl ikna edip de mektup yazdıracağız? Aa, aptal kafanı kız! Yalan. Yalan söylüyorsunuz. Utanmaz, arlanmaz alçaklar. Yalan söylüyorsunuz! Nereye? Gel buraya! Öldürecek, öldürecek beni Reşit. Mektupla para etme. Dur bakalım. Acele karar verme. Besbelli tehdit etmişler oğlanı. Gözünü korkutmuşlar. Görüyorsun değil mi? Hapishanede bile rahat bırakmıyorlar Kemal'imi. Allah onların belasını versin. Allah onları bilir. Bir nefes lan. Benim bildiğim Kemal tehditle böyle bir mektup yazmaz. Hem zaten mahpusa girmiş. Kaybedecek daha neyi kaldı ki senden başka? Tehdit etmemişlerse? O zaman bu yazdıkları? Bak Güllü. Erkek milleti ayran gönüllü olur. Mahpushane desen adamı bambaşka biri yapar. Orada çok vakti olur adamın düşünmek için. Ne demeye bu laflar şimdi? Ya Kemal bunları gerçekten yazdıysa? Ya artık çektikleri ne burasına kadar geldiyse? Olmaz. Benim Kemal'im yapmaz öyle şey. Yapmaz deme Güllü. Erkek milletini iyi bilirim ben. Aşk, meşk, sevgi bir yere kadar doyurur erkeğin gözünü. Sen de onlardansın değil mi? He? Babamlarla birlik oldun değil mi? Seni de kandırdılar sonunda değil mi? Yazıklar olsun sana. Bunca yıllık Pakize'yi hiç mi tanımadın? Senin iyiliğin için söylüyorum. Ne menfaatin var benim? Baban gibi para mı alacağım? Çiftliğe hanım mı olacağım? Kemal'i mi ayartacağım? Söyle ne? Kemal vazgeçmez benden. Ölse de vazgeçmez. Seviyor beni. Çok seviyor. İyi kızım. Burnunun dikine gitmeye devam et o vakit. Kemal'le yüz yüze konuşacağım. Evet. Mutlaka görmeliyim onu. Kemal benim yüzüme bakıp yalan söyleyemez. Vurun ağlar, vurun dibine. Bacım olacak kolu, kanadı kırıldı sonunda. Bağla Reşit'i. Uzat o kafayı. O kafayı öpeceğim. Bu kafa var ya, bu kafa. Bu kafa olmasa. Sayende Cemşir abi, sayende. Şimdi sen söyleyiver bakalım. Bir yüzlük hak ettin mi? Yüzlük senin köpeğin olur. Yasin'in verdiği 500'den 200 kalmış. Ama bunun 100 lirası sana helal hoş olsun. Sağ ol abi, sağ ol. Afel olsun. Vay anam vay. Rakılar yana bir siz içiliyor. Kebaplar yana bir siz yanıyor öyle mi? Hoş geldin zalol Ramazan gel. Hoş geldik. Buyur da oğlum geç kurban hoş gelmişsin. Allah kurban hoş bulduk. Giritli bak hele. Buyur amcaga. Buradan Ramazan ama büyük temiz kade. Bir de kebap at hocaya. Tamamdır amcaga. Ramazan'a bir kebap. Kaynanan seni seviyormuş Zaloğlu. Biz de tam senin güllü kızdan bahsediyorduk. Vallahi ben size biraz yüceneyim, biliyor musun? Niye ki? Ya ne yasın var kardeşim? Kaç zaman oldu, hiç haber verdiniz yok. Ya aha, ben ne zaman gelip alacağım bu kızı? Kız senindir oğlum. Ne zaman istersen buyur gel al. Esra mı diyorsun? Ben sana hiç yalan söyler miyim? Bak hem bugünden sonra benim oğlum sayılırsın.
Allah'ına mı? Ver elini öpecek. Yok. Bak, kurban olayım ben. Ya Allah'ın sen ver ya. Babam benim ya. Neden mi geldim? Mektubumu almadın mı? Aldım. Aldım ama inanmadım. Sana zorla yazdırdılar onu değil mi? Söyle. Neyle tehdit ettiler seni? Neyle korkuttular? Seni öldürecekler Gül. Vazgeçmezsek öldürecek baban seni. Demek beni öldürmekle tehdit ettiler seni. Biliyordum. Sen zaten... Hayır. Anlamıyorsun Güllü. Beni kimse tehdit falan etmedi. Hatırlasana. O gece öldürecekti baban seni. Neden bir daha aynısını yapmasın? Artık ben de koşup yetişemem. Kurtaramam seni. Niye anlamak istemiyorsun Güllü? Hiçbir aşk bir insanın hayatından daha önemli olamaz. Senin hayatın bizim aşkımızdan daha değersiz olamaz. Ama... Bitti Güllü. Vazgeçmek zorundayız ikimiz de. Seni yaşaman için vazgeçmek zorundayız. Ben ölüye göz aldım Kemal. Kandan elbiseler giydim Kemal. Yine de vazgeçmedim senden. Vazgeçemem. Ama ben senden vazgeçtim. Hazır Reşit Ağa, hazır. Hadi kızım. Bel.
Buyur. Kızım, ele güne karşı aman diyeyim sana ha. Sağ ol ha. Hoşça kalın. Sağ ol ha. Güle güle Yasin Hanım, güle güle. Uğurlu kademli olsun. Güllü artık bizim değil, sizin kızınız. Hadi iyi yolculuklar, hadi. Hadi güle güle, güle güle. Hepsi tamam mı? Allah. Oo, gelinin kız gibi maşallah. Hadi gidek de bozdura. Niye? Bana para vereceksin kurban. Hadi gidek, gel. Gözleyeceğim ya ben onu. Bana göre hava hoş. Sana göre hava hoşsa? Ben Ramazan'a üzülüyorum. Vah canım. Ramazan'ın neyine üzülüyor? Beyin hali malum. Avradını çitlikte bırakıp da şuradan şuraya gitmemesi lazım o Ramazan'ı. Bırak şimdi beyimeyi. Senin derdin gelecek kızla besbelli. Gazık kakacak diye korkuyorsun. Yalan mı? Kalkmayacak mı? Kalkacak tabii. Ne de olsa beyin akrabası bugüne bugün. Bir de Zaloğlu'nun koynuna girdi miydi, sen gör o zaman çiftlikteki çalımı. Çiftliğe geldi miydi? Şehir misali Darfistan'la gezilmez burada demeli o soykaya. Çiftlik ne de olsa burası namahrem dolu. Yani hem günah, hem... Hadi, hadi gevezelik etmeyi bırak da kızın odasını hazırla, hadi. Bağıra be! Allah Allah, beyin emri var. Banyonun karşısındaki odayı hazırlasınlar demiş. Hadi anam, yürü. Traktörleri diyorum ben. Şunların güzelliğine bakarım ya. Nasıl da toprağı peynir gibi dövüyor mübarekler ne ha? Tövbe. Niye emmi? Hiç gavurcu adına mübarek denir mi? Ya lafın gelişi olarak öyle söyledim biliyor musun? Söz temsili yani. Ver.
Gel bacım. Hoş geldin. Hoş gördük. Leze. Bu güllü. Hoş geldin. Emredersiniz beyefendi. Güzel. Başka bir emriniz var mı? Çık dışarı. Yemeğinizi çıkarabilirsiniz isterseniz, biliyor musun? Senden sorulmaz benim yemenim. He, değil mi? Ben de mutfağa gideyim. Çay yapsan da bizimkine götürsek ha? Evet evet, öyle yapsak iyi olacak. Bana bak Ramazan. Ha. Avradının yanında bana fiyaka satıp durma. Bak sonra çok fena olur ha. Fiyaka mı? Ne fiyakası kızım? Eşek değilim ben. Sen söylemesen de ben ne yapacağımı biliyorum. Ya sen tabii ki eşek değilsin. Sen var ya aslansın. Çekil be! Aslan mı aslan değilim ben? Cinlerim depeme toplanmış zaten. İyi be iyi. Ne halin varsa gör. Çay mı yapıyorsun? Ne oldu? Yüzünden düşen bir parça. Bak o serseriye mukayyet ol Yasin ağa. Ramazan'a mı? Başka kim olacak? Avradının yanında bana cart cürte başladı. Bak tembih et. Bozarım onun fiyakasını.
Düzelir, her şey düzelir. Sıkma canını. Söyleyin bakalım. Kız güzel mi? Ne bileyim ben ya, kız güzel mi? Sarıp sarmalamış yüzünü gözünü gören mi var? Güzeldir herhalde. Çok merak ediyorsan git de bak. Çem çayını da götürürsün Soyhan'ın. Ey canım, çemçirme. Ramazan. Anne. Kavlimiz böyle değildir Ramazan. Ne gibi amma? Şer-i şerif üzere nikah kıyılmadan kızın odasına çıkmak yok demedim mi ben sana? Sen de tamam emmi demedin mi? Emmi sana yemin ediyorum. Öt! Sus! Stop olsun. Bak sana yemin ediyorum diyorum, kızın yanına geldim ya. Ahlaksızlığı sevmediğimi bilirsin. Hadi şimdi çık odana. Nikah olana kadar da kızın odasına yanaşma. Tamam mı? Tamam amma. Safa geldin kızım. Safa. Çay döktüm, içer misin? Azamet var. Kendini çiftliğin sahibinin avradı mı sanıyor bu kız? Niye, ne oldu ki? Ne olacak? Terbiyesizin biri. Adam sanıp yanına vardım. Kafasını kaldırıp yüzüme bile bakmadı. Vay terbiyesiz, vay. Demek yüzüne bakmadı ha? Bakmadı bacım. Beni adama benzetemedi zar. Oy kurban olsun olsa, sen adamlığın sağ yeter de artar bile. Buyur. Sağ olasın canım. Bak kız Gülizar, ne diyeceğim. Bu kız ağzımızın tadını kaçıracak gibi geliyor bana. Niye dersen, çok gururlu, çok kibirli Soyhan. Vallahi bana göre hava hoş. Bana bir söylerse beş alır cevabını. Ben burada yalnız beyin hizmetçisiyim. Başka da kimse eyvallahım yok. Vallahi bana da göre öyle. Benim kafamı döndürmesinler. Hiç buralara uğramam. Zaten benim işim davarlarla, koyunlarla, kuzularla. İşte o kadar. Dur bakalım. Hele akşam bir bey gelsin. Ben ona ne diyeceğimi çok iyi biliyorum. Hoş bulduk. Sen arabayı garaja al abi. Peki bey. Banyoyu hazırladım. Yorulmuşsundur diye. Yemekten önce bir suya gir istersen. İyi düşünmüşsün.
bugün çiftliğe. Bugün getirecekti değil mi? Tamamen unutmuşum. Ama bu kızdan çekeceğimiz var ha. Niye? Niyesi mi var? Burnundan gıl aldırmıyor yaban. Yanına varıyorsun. Dönüp yüzüne bile bakmıyor. Terbiyesizin biri. Bakıyorum daha ilk günden muhalefeti kurmuşsunuz kıza. Ama kabahat biraz da sende. Bende mi? Sende tabii ya. Niye? Kıza oda hazırlansın diye seyyariye emir vermişsin ya. Yeğenimin avradını daha ilk günden marabalarla yatıracak halim yok. İyi ya. Dayı yiyin. Şımartın soykayı başımıza. Birkaç gün idare edin. Misafirliği geçsin. Karşıma alır kulağını çekerim ben. Yavaş ulan. Derimi yüzeceksin. İyi akşamlar hemşire. İyi akşamlar abi. Hoş geldin. Ne güzel sofra bu. Ne oldu? Bir kutlama mı yapıyoruz yoksa? Yok. Hazır senin şu kalabalık çiftlik davetlerin bitmişken şöyle baş başa bir yemek yiyelim dedim. Ramazan kızı getirmiş ha? Hı hı, evet. Gördün mü sen? Nasıl bir şey? Biraz yabani. Aile terbiyesi almamış besbelli ki. Enteresan. Her görende aynı tesiri bırakıyor demek ki. Bir de ben göreyim şunu. Gülizar! Buyur. Bana Ramazan'ı çağır. Bu kızı ailemize sokmakla çok yanlış yaptın abi. Ramazan'a daha düzgün birini bulabilirdin. Canım başımızın üstünde oturtacak değiliz ya. Baktık zilli haspanın teki, göndeririz babasını, olur biter. Afiyet olsun. Buyur dayı, beni çağırtmışsın. Hayırlı olsun Ramazan. Almışsın kızı sonunda. Sağ ol dayı, sayende. Nerede peki gelin? Hadi getir bir yüzünü görelim. Şey dayı, kendisi yeni geldi, yol yorgunu. Yemek bile yemeden yattı uyudu zavallı. Allah Allah. Peki, sabah tanırız biz de. İnşallah dayı. Bana bir emin yoksa eğer ben gideyim dayı. Yok. Afiyet olsun. Bitti Gülgün. Vazgeçmek zorundayız ikimiz de. Senin yaşaman için vazgeçmek zorundayız. Elbiseler giydim Kemal. Yine de vazgeçmedim senden. Vazgeçmeyeceğim. Ama ben senden vazgeçtim. Thank you.
avrat olmayacak kadar güzelim. Abi, kahveni getirdim. Ne o? Ne yazıyorsun sen sabah sabah? İstifa mektubu mu? Şaka yapıyor olmalısın. Hani parti itirazını değerlendirecekti? Evet ama benim umudum yok. Geçmiş olsun, devam et. Edebiyat parçalamakta benden her zaman daha iyiydin zaten. Sen nereye? Fabrikaya. Durumu Zekâ ile mütalaa edeceğim.